Özgül Termal Mercek programını sunar. Evet efendim, iyi akşamlar. Yepyeni bir mercek programıyla yeni bir konuğu ve yeni bir konukla sizlerle birlikteyiz. Evet, 28 Şubat. Artık yeni bir önemli tarih. Türkiye'nin kan ağladığı, ateşin tam ortamıza, yüreğimize düştüğü bir gündeyiz efendim. Dün gece maalesef başlayan İdlib'deki rejim kuvvetlerinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik saldırısı sonucu, hava taarruzu sonucu maalesef 33 kahraman Mehmetçiğimizi, evladımızı kaybettik. O 32 tane de Mehmetçiğimiz yaralı. Öncelikle ben tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Tabii Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkler başladığı işi hiçbir zaman yarım bırakmazlar. Malazgirt'te oldu, İstanbul'un fethinde olsun, Çanakkale'de, Kocatepe'de, Kurtuluş Savaşı'nda, hatta Kıbrıs'ta hiçbir işi yarım bırakmadık. Mutlaka intikamları alınacaktır, kanları yerde kalmayacaktır şehitlerimizin. Evet, Türkiye'ye ateş düştü dedik. Ateşlerden Afyon'da düştü. Tabii Afyon'a da düştü bir ateşimiz. Bir şehidimiz var efendim. Dinar'dan piyade yüzbaşı Süleyman Şahin. Dinar ilçemizden piyade yüzbaşı Süleyman Şahin maalesef şehit oldu. Şehidimizin bu saatlerde 20-30 gibi Afyon'a gelmesi bekleniyor. Yarın öğleyin Dinar'da kılınacak, meydanda kılınacak cenaze namazından sonra ebedi istirahatgahına nakledilecek, defne olacak. Tabii diğer yaralılarımız piyade uzman çavuş Süleyman Memiş ve piyade uzman çavuş Mümin Toptaş'ta yaralılar. Onlara da acil şifalar diliyoruz. Evet, Türkiye'mizin, hepimizin başı sağ olsun diyorum. Evet, konuğuma gireyim. Bugün eğitimi konuşacağız. Tabii bu moralle nasıl konuşacağız bilmiyorum ama tabii konuşacağız. Eğitim. Geçmişten, köy enstitülerinden bugüne eğitim, geldiği nokta, nereye gidiyoruz eğitim konusunda? Eski bir eğitimci ama yılların eskitemediği bir eğitimci Erol Özsoy stüdyo konuğum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, bugün 28 Şubat, dün evet. Akşam 27 Şubat'ta, üstelik Kandil akşamında, mübarek bir günde şehitlerimizi verdik. Neler söylersiniz hocam? İsterseniz buradan gidelim sohbetimize. Evet. Eli kanlı Esad, İslam aleminin, Türk milletinin cumasını ve kandilini kana buladı. Şehitlerimiz var. Büyük Türk milletine başsağlığı diliyorum. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Büyük dağların dumanı da büyük olur. Büyük milletlerin problemleri de bitmez. Biz etrafımız düşmanlarla çevrili bir ana vatanda yaşıyoruz. İngiltere eski başbakanı Churchill, Birinci Dünya ve İkinci Dünya Savaşlarında önemli rol alan Churchill şöyle diyor. Anadolu Türklere bırakılmayacak kadar önemlidir diyor. Müttefiklerle yaptığı toplantıda. Bu idealleri hiç bitmeyecek. Zaman zaman bizim üzerimize bu şekilde çullanacaklar. Ama her çullandıklarında derslerini de alıp gidecekler. Çünkü bu millet ordu millettir. Dünyada Türklerden başka ordu millet yoktur. Nedir ordu millet? Başı sıkıştığı zaman milli beraberliği, birliği
tehlikeye düştüğü zaman, inançları tehlikeye, vatanı tehlikeye, bayrağı tehlikeye düştüğü zaman bütün millet sivil hayattan ordu haline dönüşür. Bunu Kurtuluş Savaşı'nda çok rahat bir şekilde gösterdik. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetleri ve Kuvayi Milliye destanları Kurtuluş Savaşı'mızda yazıldı. Yine yazarız. Ben 19 yaşında iken Kıbrıs Harekatı olmuştu. O zaman rahmetli Ecevit ve rahmetli Erbakan'ın kurdukları hükümet döneminde 19 yaşımızda biz yeni üniversiteye girmek üzereydik. Arkadaşlarla hemen Kıbrıs Harekatı'nı duyduğumuz anda askerlik şubesine gönüllü olarak yazılmaya gittik. Bugün 65 yaşındayım. İşe yarayacak, nerede, nasıl işe yarayacaksak o şekilde 24 saat götürülmeyi bekliyoruz. Tereddütsüz bu millet için, bu vatan için, bu bayrak için ölmeye hazırız, can vermeye hazırız. Bütün millet böyledir. Onun için ben her zaman yaşasın büyük Türk milleti ve onun ölümsüz devleti derim. Milli birlik ve beraber içerisinde bu zor günler geçecektir. Tabii şehitlerimiz bizim yaramızdır. Onun sevdikleri, sevgilileri, anaları, babaları, bütün millet onları hayırla yad edecektir. Cenab-ı Allah onlara rahmet eylesin diyorum. Evet, hocam bir dönem biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu Esad'le masaya oturulmalı demişti. Esad'la masaya oturulması asla benim tasvip edeceğim bir şey değildir. Esad, milletini katleden bir insanla masaya oturulmaz. Başka devletlerin uydusu olan, oyuncağı olan, piyonu olan birisiyle masaya oturulmaz. Oturulsa da herhangi bir sonuç alınmaz. Çünkü kendi halinde hareket eden bir devlet başkanı değil. Eğer öyle olsaydı, eğer irade sahibi, cesaret sahibi, akıl sahibi birisi olsaydı, ülkesini, devletini, halkını bu hale getirmezdi. Bu kadar milyon gencini, yaşlısını, kadınını başka ülkelerde muhtaç hale düşürmezdi. O yüzden onunla oturmadan devletin kurumları, Suriye'nin kurumlarıyla görüşerek bu işin üstesinden gelinmeli. Zaten netice itibariyle Türk devleti ve Türk ordusu göreceksiniz eninde sonunda bu işi çözecektir. Ama bizim biraz tabii rahatsız olmamız gecikecek. Rahatsız olacağız yani. Ama sonuçta ben bütün yüreğimle bizim milli birlik ve beraberliğimiz, bu siyasi partilerimizin tavrı, milletimizin tavrı, kurumlarımızın tavrı her zaman böyle olmuştur. Tehlikeli güç zamanlarda bir araya gelmesini biliriz ve bu işi çözeriz diyorum. Evet, dün akşam bir karar alındı. Kaçak göçmenlerin geçmeleri konusunda herhangi bir müdahalede bulunulmayacağı. Yani karadan ve denizden geçmek isteyenler... Sınır kapıları açılacak. Açıldı ve bugün Yunanistan'a doğru dün akşamdan başlayan bir akın oldu. Yunanistan gaz bombalarıyla karşıladı kaçak göçmenleri. Bundan yani niye çıkar hocam? Sonuç niye değil? Buradan şu çıkar. Avrupa Birliği, Amerika, Rusya samimi değiller. Bunlar için insan hayatı önemli değil. Bunların iktidarda kalmaları, iktidarlarına devam etmeleri, kendi insanının rahatını düşünmeleri esastır. Kendi devletlerini düşünmeleri esastır. Herkes kendi şeyini düşünür de bir de mazlumları düşünmek vardır. Ki bu Türk milletine özgüdür. Bakın, Arap ülkelerini de katmıyorum. Yani Türk ülkelerine, Türk milletlerine. Türkiye Cumhuriyetleri kastediyorum. Bize özgüdür. Onların şu kadar insan
denizde boğulmuş, bu kadar insan dağda kalmış, aç kalmış, susuz kalmış, bombalanmış umurlarında filan değil. Onlar demokrasiyi kendi ülke insanları için isterler, kendi içlerinde yaparlar. Dışarıda nereye giderlerse gitsinler zulüm götürürler, acı götürürler. Gittikleri ülkelere bakın, teker teker inceleyin. Nereye gittiyse bu Amerika, nereye girdiyse bu Rusya, nereye girdiyse bu Avrupa devletleri, Birinci Dünya Savaşı'na, Balkan Savaşları'na bakın, İkinci Dünya Savaşı'na bakın, zulmettiler, milyonlarca insanın ölümüne sebep oldular. Onun için bunlar insan hakları, özgürlük, demokrasi kendi ülkelerinin için, kendi insanları içindir. Başka insanları için bunları istemeleri beklenemez. Ona göre herkes tavrını, gardını almalı. Evet, tabii bu konuda sanırım siyasetçilerimiz de söyleyecekleri olur. Dün akşam bir gelişme de oldu. AK Parti'nin bu hafta yapacağı kongrelerini iptal ettiler, ertelediler. Ve 28 Şubat'la ilgili bir basın toplantıları vardı, onu da iptal ettiler. Pazar günü Cumhuriyet Halk Partisi il kongresini yapacak. Biraz da bundan bahsedelim hocam. Neler olur? Tabii siyaset normalde benim bu konular çok evet. fazla şeyim değil ama tabii Mehmet Emin Beyler bu konuyu İsmail Akar, Ertuğrul Sevim masaya yatırıyorlar. Onu. Evet. Tabii. Onlar işin uzmanı. Evet. Biz uzmanı değil, çırağı bile değiliz. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin iç yapısını pek bilmiyorum açıkçası. Siyasetten de uzak kaldık. Ben emekli oldum. 2013 yılında Kamusen İl Başkanlığı'nı devrettim arkadaşlara. Hocam öğretmen emekli olur mu? Siyasetçi emekli olur mu? Siyasetin dışında emekli değiliz. Evet. Ama siyaseten bir hamle yaptık, püskürtüldük. Milliyetçi Hareket Partisi'nde il başkanına aday olmayı düşünüyordum. Baktım ki bu bizim işimiz değil. O konuda kenara geldik. Cumhuriyet Halk Partisi'nde ulusalcı, milliyetçi arkadaşlarımız tabii ki var. Ben milletvekillerini de takdirle karşılıyorum Burcu Hanım'ı. Eleştirdiğimiz yönleri de oluyor, eleştirdiklerimiz de var. Cumhuriyet Halk Partisi'ni totalde, genelde eleştiririz. Önemli hataları olduğu zaman eleştiririz ama Afyon'da arkadaşlar, bizim arkadaşlarımız, adaylarımız zannederim iki aday arasında geçer kongre. Derken? Ramazan Bey'le Yalçın Bey arasında geçeceğini düşünüyorum. Yani şey olarak, delege sayısı olarak. Artık hayırlısı olsun. Evet, hayırlısı olsun. Afyon'a hizmet etsinler evet, inşallah. Evet, evet. Siyaset önemli. Siyasetçilerin dürüstlüğü, evet. ahlaklısı önemli. Hocam artık eğitime girelim, bir yerden başlayalım. Evet. Tabii yine eğitime siyasetin uzantısıyla girelim. Köy enstitüleri. Evet. Rahmetli babamın da bir dönem köy enstitüsü mezunudur kendisi evet. de. Kapatılması tabii. siyasi bir iradenin sonucuydu. Doğru çok, muydu? Çok teşekkür ederim. Bu konu benim her zaman ilgimi çekmiştir. Ve bu konu açıldıkça her zaman hüzünlenirim. Benim ilkokul öğretmenim Ömer Korkmaz, Sayın Ömer Korkmaz da rahmetli köy enstitüsü mezunuydu. Köy enstitüsünden sonraki öğretmen okulları mezunuydu. Köy enstitülerini katlettiler. O yüzden ben bu konuda Demokrat Parti'yi affetmiyorum. Affedemiyorum yani. Çünkü Cumhuriyet... Şimdi köy enstitüleri 17 Nisan 1940'ta kuruldu. Atatürk'ten sonra kuruldu. Kurulması mecburiyetti. Çünkü büyük bir cehalet içinde ve halkın %80'i köydeydi. Köylünün efendilik yapması noktasına gelmesi için eğitilmesi gerekiyordu bu millete. Bu millet için çalışması için, üretmesi için.
köylünün eğitilmesi gerekiyordu. Onun eğitilmesi için de öğretmenlere, eğitmenlere ihtiyaç vardı. Köy enstitüleri bu temel amaç esas alınarak açılmaya başladı 1940'ta. Hasan Ali Yücel döneminde, Allah rahmet eylesin, İsmail Tonguç genel müdür, ona da Allah rahmet eylesin. O dönemde açmaya başladılar ve zannederim 56 bölgede köy enstitüleri açıldı, köylerde açıldı. İşte Erzurum'da, Kars'ta, Diyarbakır'da, Bursa'da, Balıkesir'de, Eskişehir'de, Isparta'da, Gönen'de açıldı ve süratle kapanın açılıştan kapanıncaya kadar, yani 54'e kadar, 40'tan 54'e kadar 16-17 bin öğretmen yetiştirdi köy enstitüleri. Ve bu öğretmenlere yasada şey vardı, şart vardı. Kendi köylerinde zannederim 10 seneye kadar görev yapması şartı getirildi. Tam hatırlamıyorum senesini ama getirildi. Köy enstitüleri Türkiye'ye, Türk milletine has bir projedir. Köy enstitüleri taklit değildir. Herhangi bir ülkenin benzeri de değildir. Proje benzeri de değildir. Öz olarak, yerli malı olarak Türk milletine aittir. Ve bunun mimarı da Hasan Ali Yücel İsmail Tonguç'tur. Nedir yani projenin şeyinde, içinde ne vardır? İçinde köylerden alınan çocuklar, ilkokulları bitirmiş çocuklar. İlkokulu bitirme şartı aranıyordu. İlkokulu bitirmiş çocuklar bu bölgelere alınıyordu yatılı olarak. Ve tarım, yani bağcılık, bahçecilik, tahılcılık, üzümcülük, inşaatçılık, ondan sonra sanat, edebiyat, tarih, Türk dili vesaire, böyle hem teorik olarak hem de pratik olarak, uygulamalı olarak çocuklar yetiştirildi. Onlar da bir kısmı, bazıları da Yüksek Köy Enstitüsü'nde köy enstitülerine öğretmen olarak yetiştirildi. Ve mezun vermeye başladı. Gittiler köyde, köylünün ışığı oldular, güneşi oldular bunlar. Tarımı, oralarda ekilmeyen arazileri işlediler öğrenciler. Ektiler, binalar yaptılar, derslikler yaptılar, atölyeler yaptılar, tarım depoları yaptılar. Kendileri yaptılar inşaatlarını. Binalarını da kendileri yaptılar. Yatakhanelerine kadar kendileri yaptılar. Ve üretime başladılar. Köylüye gösterdiler bunu. Tam verim alınacağı zamanda büyük bir söylenti, dedikodu ve iftira ile karşı karşıya geldiler. Kim yaptı bunu? CHP'den ayrılıp Demokrat Parti'yi kuran köy ağası, aşiret reisi, milletvekilleri yaptı. Evet. Ahlaksızlıkla suçladı köy enstitülerini, öğrencilerini. Toprak reformu yapılacaktı doğuda, güneydoğuda. Onu engellemek için yaptılar. Bir sürü söylenti çıkardılar çocuklarla ilgili olarak. Veliler, cahil veliler çocuklarını bu söylentiler üzerine okullardan almaya başladılar. Götür çocuklarını. Yani cahil adam söylenti, namusla ilgili, ahlakla ilgili o dönemi düşünün. O dönemin şeyini düşünün. Toplumsal yapısını. Öyle olunca çözüldü. 1950 kaçtı? Şuraya not almıştım. 54'te rahmetli Menderes döneminde bunların hepsi kapatıldı. Zaten daha önce bir kısmı öğretmen okullarına döndürüldü. 6 yıllık öğretmen okullarına dönüştürüldü. O şekilde yumuşama yapıldı. Sonradan da kaldırıldı. Büyük bir kayıptır Türk milleti için. Bakın ben şunu abartmadan söylüyorum. Köy enstitüleri çıkış noktasında devam etmiş olsaydı bugün Türkiye'ye kafa tutacak bir ülke olmazdı. Evet, her şeyin başı eğitim. Evet. Evet, maalesef.
Köy enstitülerini kapattık hocam. Arkasından geldik. Öğretmen okullarını da kapattık. Öğretmen okullarını da kapattık. Öğretmen okulları da tanzimat fermanı ilan edildikten sonra batılılaşma hareketleri içerisinde değerlendirilir. 130 yıllık bir maziye sahiptir, bir şeye sahiptir. 1848 yılında Darül Muallimin Mektebi diye açıldı öğretmen okulları. Çünkü ona da köy enstitülerinden öncedir o. İlkokul öğretmeni yetiştirmek için açıldı bunlar. Çünkü köylere gönderilecekti. Köydeki çocuklar okutulacaktı. Açıldı. Daha sonra 1915'lerde zannederim Darül Muallimin Aliye diye liselere de hem ortaokul, ilkokula hem ortaokula hem de liselere öğretmen yetiştiren yüksek öğretmen okullarına dönüştürüldü bunlar. Mesela benim liseden yüksek öğretmen okulu mezunu öğretmenlerim de vardı. Süperdi. Evet. Her yönüyle süperdi. Sonra bu şeyleri, öğretmen okullarını lise idadiden saymadılar. Yani lise ayarında da görmediler. Öğretmen okulundan mezun olan çocuklar liseyi bitirmek için ek dersler vermek zorunda kaldılar. Yani ek dersler vererek lise mezunu sayıldılar. Daha sonra esas itibariyle teknik okullar açıldı. Sanayileşme, köyden şehire göç 1950 yılları itibarıyla yoğunlaşınca sanat okulları, sanat mektepleri açıldı. Dolayısıyla bu yüksek öğretmen okullarının da değeri biraz düştü. Müşteri bile sanata yönelince müşteri bulamaz hale geldiği zamanlar filan oldu. Onlar da tarihe karıştı. Benim üniversite zamanımda da göstermelik olarak vardı. Lisans eğitimi gören arkadaşlar, mesela Hayrettin Barut benim dönemimdendir. Onlar lisans eğitimi görürken Edebiyat Fakültesi'nde şeyde de yüksek öğretmen okulunda da barındılar. Öyle hatırlıyorum ya da diğer arkadaşlar. Sonradan da o büyük çınar, o teorik olarak bence dünya çapında yüksek öğretmen okulları. Evet. Önemi haizdi. Ama onlar da yavaş yavaş bir takım yanlış politikalar, ekonominin, sanayinin gelişmesi, sanata yönelme vesaire gibi bir takım sebeplerle onları zaman içinde öğretmen okullarına dönüştürdüler. Daha sonra öğretmen okulları devam ederken 2 yıllık eğitim enstitüleri açıldı. Siz onu hatırlarsınız. Biliyorum. 75'li yıllarda. Evet. Hatta sonradan da 45 günde de öğretmen yetiştir. Mektupla mektupla öğretim yapıldı Türkiye'de. Yani. Evet. Ev hanımları öğretmen oldu 45 günde. Ben üniversitede lise müdürlüğü yaptığım sırada bir öğretmen geldi. İsmini vermeyelim. Daha geçti zaten 90'lı yıllar. Matematik öğretmeni. Dedi ki, baktım ben yeni gittim. Lise 3. sınıflara boş geçiyor. Matematik öğretmeni bir tane yetmiyor. Hem ortaokul hem lisede. Dedim hocam, madem biz ortaokuldan ya da lise 1'den boşaltalım dersleri. Lise 3. sınıflar üniversiteye gidecekler. Onlara gir dedim çocuğa. Ben giremem dedi. 3. sınıfları yapamam ben dedi. Allah'ım dedim, ya sen yani matematik öğretmeni değil misin? Evet. Yapamam hocam filan dedi. Sonra başarılı bir öğrenciye dedim ki, hocanla beraber lise 3. sınıf çocuk, o çocuk da beraber dedim hazırlayın dersi, beraber verin dedim, programa koydum. O çocukla beraber verdi öğretmen dersi. Verdi yani, alıştı. Sonra dosyasına baktım. Mektupla öğrenmiş. Evet, o da acı bir gerçek. Bir de müzik öğretmenine rastladım öyle. Yahu dedim, hadi matematik, Türkçe bir noktada
mektupla kitap gönderir falan da dedim, bu müzik öğretmenliği nasıl olacak mektupla? Bir şey çalması lazım müzik öğretmeni şeyde, sınıfta. Değil mi? Tabii. Yani böyle garip şeyler oldu o zaman Türkiye'de. O da tabii 80 öncesi evet. Ayrı bir konu. Bunlar Türkiye'nin maalesef eğitimdeki acı gerçekleri. Acı gerçekten. Hocam izninizle ben bir reklam arası vereceğim. Tamam. Hem çaylarımızı taziyelim. Tamam. Evet efendim, aynı zamanda size bir konuyu da belirtmek istiyorum. Bildiğiniz gibi Haber Kurye yayına başladı. Haberkurye.com yayında. Evet, Afyon'dan çıkan bir markamız olacak. Türkiye'nin markası olacak, Afyon'un markası olacak. Sizlerin sayesinde kısa sürede iyi yerlere gelecek. Sizin gözünüz, kulağınız olacağız efendim, sesiniz olacağız. Sorunlarınızı, duyduklarınızı, gördüklerinizi haberkurye.com'da yansıtacağız. Ben yönetmen arkadaşımdan rica edeyim efendim, bir haberkurye.com'un bir WhatsApp numarası var. 0501 311 0303, 0501 311 0303. Gördüklerinizi, duyduklarınızı, bildiklerinizi bize bildirmeyi unutmayın efendim. Sorunlarınızın çözümü konusunda evet etkili olacak. Kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra tekrar birlikte olmak dileğiyle. Özgül Termal'in sunduğu Mercek programı devam edecek. Özgül Termal'in sunduğu Mercek programı devam ediyor. Evet efendim, Mercek devam ediyor tüm hızıyla. Yılların eskitemediği eğitimci Erol Özsoy'la sohbetimize devam ediyoruz. Hocam, köy enstitülerini kapattık. Arkasından öğretmen okullarını da kapattık. Keşke kapatmasaydık. Evet, keşke kapatmasaydık. Bu da yetmedi. Devlet okullarının hepsini Anadolu Lisesi yaptık. Kalite mi arttı? Evet. Valla 16 yılda 18-20 kere bu işler değiştirildi, şey oldu. Şimdi ilerlemiş ülkelere bakın. Finlandiya'ya bakın, Kanada'ya bakın, Almanya'ya, Fransa'ya, İtalya'ya bakın. Kolay kolay ne sistemi değiştirirler, ne müfredatı değiştirirler, ne davranış bilimleri, disiplin yönetmeliklerini değiştirirler. Bakın sorun şurada. Bakan politikası, milli eğitim, bizim milli eğitim sorunlarımız, politikalarımız bakan politikası. Devlet politikası değil. İstisnasız bütün hükümetler bakan politikası takip ettiler. Evet. Keşke gelen bakanlar da işten anlasalar bari. Şimdi Hasan Ali Yücel'i rahmetliyi ve Ziya Selçuk Bey'i, bir de Avni Akyol Bey'i, o da öğretmen kökenliydi. Kısa süre durdu ama o da sistem değişikliği, bir şeyi yaptırdılar ona da. Kredili sisteme ülkeyi şey ettiler, başına dert ettiler. Kredili sistem ayrıca tartışılması gerekir. Yalvardık böyle toplantılarda, ben lise müdürüydüm o zaman. Asla uygulayamazsınız bunu dedim. Asla uygulayamayız dedim. Ben söylüyorum ya, uygulayan benim, ben. Yani tabanda işçi benim. Bu uygulanmaz kardeşim. Kime sorduğunuzda yaptınız. Seçim şeyiyle, seçim alalım ümidiyle, 91'di zannederim, 1991. Bir gürültüyle bize şeyi uyguladı. Ben uygulamadım. Bak, o zamandan sağ kalan arkadaşlarım var. Bakın, Bahadır Oğuz, İbrahim Çakal vesaire, eğer bizi dinliyorlarsa onlar bilirler. Afyon bölgesinde en sona kalan, uygulamayan tek liseydi. Sincanlı Çiğiltepe Lisesi. Sinan Paşa. Ben de oranın müdürüydüm. Uygulamıyorum dedim. Çünkü mümkün değil dedim. Yani yazdığınız şeyleri biz yapamayız. Yapılmaz. Niye yapılmaz?
Diyor kredi sistem. Çocuk merkezli, tamam. Çocuk dersini seçecek. E geldi bana çocuk. Hocam ben sanat tarihi seçeceğim dedi. Nerede sanat tarihi öğretmeni? Geldi çocuk İngilizce seçeceğim dedi. Nerede İngilizce öğretmeni? Geldi felsefe seçeceğim dedi. Benden başka felsefe öğretmeni yok. Ben de 18 saat derse girdim. Evet. Devamlı 18 saat. 4 saat girmem gereken, 6 saat girmem bir yerde. Hayatım boyunca 18 saat derse girdim hep. Girdim yani çocuklar boş geçiyor. Neyse. Disiplin yönünden. Çocuk mesela 30 kaçtı yani söylemeyeyim. 34 kredi alacak mesela bir haftada. 34 saat ders. Ama diyor ki 22 dersle ders saatiyle 34 ders saati, 36 ders saati arasında alabilir diyor. Şimdi çocuk uyanık bazıları. Diyor ki 36 saat ders alırsam bütün dersler dolar diyor. En iyisi diyor 22, taban 22, ben 22 saat alayım diyor. Oradan 14 saat boşa çıkıyor. Şimdi İstanbul'u düşünün. Çocuk başka bir semtten gelmiş bir okula, Endüstri Meslek Lisesi'ne veya İmam Hatip Lisesi'ne veya Ticaret Lisesi'ne. O 5 kilometrelik yerden gelmiş. Ve diyor ki 14 saati diyor, tabii ana babaya tam gösteriyor. Dolu, dolu diyor derslerini. 14 saat boş. İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da 15 saat boş kalan okulda o gün, yani bir haftada 15 saat boş kalan çocuk ne yapar? Evet. Hemen okulların etrafını uyuşturucu şebekeleri aldı. İçki bilmem dükkanları şunlar bunlar aldı. İçeride dersler boş geçti. Öğretmen bulamadık, derslik bulamadık. Öğrenci seçiyor. Derslik yok. İşte ben devlet vatandaş işbirliğiyle süratle şey yaptım. 12 derslikli bina yaptık. Öğrencilerle taş kum çektik. Çimento çektik yani. Hani değerler eğitimi deniyor ya. Değerler eğitimini yaşadık. Öyle konuşarak değil. Suç işleme oğlum diye değil. Yardımcı ol diye yardımcı ol. Yardım ettirdik yani. Yaptık beraber. Sırtladık. Yaşadık o şeyi. Kitabın dışına çıktık. Onu edemezsiniz dedim. 3 sene sonra alelacele toplandılar burada yine. Halk Eğitim RAM'da. Söyledik. Biz size 3 sene önce söyledik. Pilot bölge seçin. Pilot. Türkiye'de 10 tane, 15 tane seçin. Sistem iyi görünüyor. Fakat uygulama imkanımız yok. Şartlar, imkanlar el vermiyor. Yok, mümkün değil yani. Demedik mi dedik ya. Siz de bize kızdınız. Siz bakanlıktan geliyorsunuz ya gayrı. Biz aşağıdayız. Anlamıyorsunuz ya. Ya hem topluyorsun, hem soruyorsun. Söyleyince anlamıyorsun diyorsun. Dedim. İşte anladık, gördünüz dedim. Siz anlamıyorsunuz dedi. İşi siz anlamıyorsunuz. 3 senesini mahvettiniz. Nesilleri mahvettiniz. Siyaset uğruna. Oy uğruna. Abim de orada Anavatan Partisi'nde. Onlar yaptılar. Abime de söyledim rahmetliye. Yanlış yaptınız diye. Ama yaptılar. Liselerde şimdi Anadolu liselerine çevirdiler. Tamamını. Bir anda geçiyor. Kardeşim devlet politikası yapacaksınız milli eğitimi. Vallahi billahi bir adım yol alamazsınız. Ne kadar çalışırsanız çalışın. Ne kadar sistemi değiştirirseniz değiştirin. Devlet politikası haline gelecek. Ziya Selçuk Bey'i ben yüz yüze gelmedim, izliyorum. 10 sene hükümetler, partiler değişse bile Ziya Selçuk Bey'i 10 sene bu milliyetin başında tutacaksınız. Ancak düzelir. Düzelirse ancak düzelir. İstikrar için o gerekli. Bu sistem düzelmesi ve devlet politikası haline gelmesi için o bakan serbest bırakılmalı, rahat bırakılmalı ve 10 sene dokunulmamalı ona. Bırakırlar mı hocam? Bırakmalarını çok istiyorum yani. İnşallah. Şimdi evet. Şeye geliyoruz değil mi? Anadolu Liselerine dönüştürdünüz. Evet. Ne oldu? Şu hükümet, bu hükümet meselesi değil bu ya. Tabii. Hiç derdim de değil benim şu hükümet olması, bu hükümet olması. Mesela memleketin çocukları.
memleketin ekonomisi, kalkınması memleketin. Ne oldu yani? Niye yaptınız bunu siz? Bütün liseler Anadolu. Ne demek Anadolu Lisesi biliyor musunuz? Anadolu Lisesi hepsinin müfredatı matematiği ortanın üzerinde ağır. Ders olarak. Mesela benim ortanın altında matematiğim. Ama istisnası herkes ortanın üzerinde matematik görmek zorunda. Tabii. Eskinin yani Maarif tabii. Kolejleri gibi. Evet. Mesela siz bir matematik problemini, ağır problemi çözebilirsiniz. Ama ben çözemem. Niye? Soyut zeka derece derecedir. Soyut ve somut zeka vardır insanlarda. Soyut zeka matematik ve fen zekasıdır. Mesela fiziği ben hiç yapamam. 2 senede zor geçtim fizikten. Ama benimle birlikte herkese aynı dersi verdiler. Aynı konuları verdiler. Aynı ağırlıkta verdiler. Aynı yazılıyı yaptılar. Aynı soruları sordular. Sorun burada. Hocam geçmiş derken konuyu ben biraz da toparlayayım, şeye getireyim. Rahmetli Mustafa Kızıloğlu biliyorsunuz öğretmendi. Tabii biliyorum. 12 yılda bitirmişti. Liseyi. Öğretmen okulunu. Öğretmen okulunu. Fakat şimdi biz sınıf geçmeyi kaldırdık. Herkes geçebiliyor dedik. Ziya Selçuk geldi. Şimdi diyor ki sınıfta kalma olacak. Evet. Olmalı mı? Var zaten de. Çok hafif. Demin dersleri anlattığım gibi. Sınıfta kalma, sınıf tekrarı var. Fakat çocuğu... Bırakan var mı? Hayır, hayır. Çocuğa diyeceksin ki seni mahvederim. Hayatını söndürürüm. Niye hocam ya? Seni sınıfta koyamıyorum. Yani. Desen de o kadar zor. Niye? Ortalamayla 4 dersten, 5 dersten sınıf geçiyor. Ben matematik, geometri ve fizikten 2 dersten bir sene lise 1'in sınıfta tekrar ettim. 2 derste. Hala fizik öğretmeniyle görüşüyoruz. Yani biz şey yapıyoruz, gün falan yapıyoruz. Geliyor Bolu Vadine. Bolu Vadine Lisesi'ni okuduk biz. Kendi Denizli'de süper bir hoca, süper fizik hocası. Bıraktı. Yani. Bir beni değil. Bir sınıfta 10-12 kişiyi bıraktı. Hasan Yazıcı falan vardı benim. Okul arkadaşı şeyde. Bolu'nun eski belediye başkanı. Evet. O vardır. Rahmetli Alparslan Gümüş vardır. Ülkücü şehit. Şeyde Gazi'de şehit edildi. O filan biz 10-12 kişiyiz. Hepimiz birden kaldık. Sınıfın yarısı kaldı ya. Yani anamız, babamız, kendimiz bizi niye bıraktı bu hoca? Niye geçirseydi olma mıydı? Ortalamada mı olmaz? Bilmem ne mi? Öyle bir şey yok. 2 dersten kalmışsın. Şimdi 4 dersten, 5 dersten kalıyorsun. Ortalaman bilmiyorum tam olarak belki hatalı söylerim ama yani 2,5, 5 üzerinden 2,5 ya da 10 üzerinden 5 alındığı zaman ya da ona benzer bir şey geçiliyor. Geçiliyor yani. Okula devamsızlık esas. Aynen. Devamı yapan çocuk geçiyor. Ben de onu söyleyecektim. Devam yaptığınız zaman geçiyorsun. Kalmak zaten mucize. Mucize yani zeka meselesi falan değil. Yani bunun zekası yetmedi, kalması falan öyle bir şey yok yani. Evet. Biz diğer dersleri diyelim. Hafife aldığım için falan demiyorum. Mesela genellikle Anadolu'da müzik, resim, beden eğitim derslerine yüksek not verir öğretmenle öğrenci devamında şeydir. Bizim yakındır. Zamanımızda da az olduğu hocam, için 19 Mayıs'a gidersen provalarına katıldığın zaman. Çocuk az olduğu için öğretmen birebir hepsini de iyi tanır, arkadaş olur. Beden eğitim, sanat dersleri öyle gerektirir yani çocukla muhatap olmayı gerektirir. Ondan dolayı da bir şekilde yaptırır onu, yaptırır, hak ettin der, yüksek notu verir, alır çocuk. Onları toplarsınız, siz fizikten, matematikten, geometriden hepsinden geçiyordunuz. Evet, hocam üretiyorduk. Köylerimizde üretiyorduk, çiftçimiz üretiyordu. Çocuklarımız, köy enstitüleri üretimi teşvik ediyordu.
Sonra biz köylerimiz şehre geldi. Artık ulaşım kolay. Tabii ekmek zor. Daha iyi hayat şartları da istedi. Aynen. Sonra dedik ki biz çocukları da getirelim. Evet. Taşıyalım. Tabii. Köylerden alalım, o köyden alalım, bu köyden alalım. Burada okusunlar dedik. Ben bir rakamlar çıkardım hocam. Tam 6 yılda taşımalı eğitimle 9 milyon öğrenciyi taşımış devlet. Devlet. Kaç para harcamışız biliyor musunuz hocam? Bilmiyorum. 16.3 milyar harcanmış taşımalı katrilyon eğitim. Katrilyon eski şeyle. Evet, evet. Para birimiyle. Katrilyon, 16 katrilyon. Niye taşıdık hocam? Taşımak gerekiyor mu? Neden köyden kopardık? İşte çözemediğimiz sorunlardan birisi de bu. Üstelik kaza riski var. Çocuk sabahın köründe kalkıyor, arabaya biniyor, geliyor, yarı uykulu sınıfa giriyor. Tabii. Verim alamıyorsunuz. İşte Hasan Bey, bu köy enstitülerine dayanır bunun için. Bunun tabanı oralara dayanır. Köylerde yaşayacaktı insanlar o köy enstitüleri devam etseydi. Bu şehire göç olmayacaktı bu şekilde. Bu şekilde olmayacaktı yani. Köylerimiz büyük oranda kendini yapılandırarak kalacaktı orada. Ya kazanacak. Orada mesela bazı siyasiler söylemiştir. Köy kentler, tarım kentleri falan vardı değil mi? Köy enstitülerini yaşasalardı o projeler hayata geçecekti. Bölge hastaneleri, bölge şeyde okulları, bölge işte adliyeleri vesaire diye, bölge tarım birlikleri, bölge kooperatifleri falan diye geçecekti. Şimdi onlar uzun hikaye. Uzun hikaye. Taşımalı eğitim iki yönlü ele alınması lazım. Olumluluk ve olumsuzluk yönlü ele alınması lazım. Beceriksizlik yüzünden işte yine bu şeye geliyor. Ekonomiye ve milli eğitimin meselelerinin bakan meselesi, devlet meselesi oraya da geliyor. Siyasete geliyor yani yine. Beceriksizlik yüzünden köylerde okullar kapatıldı. Şey düştü. Öğrenci sayısı düştü haliyle. Niye düştü? Kaliteli eğitim veremediniz köylerde. Köy okullarını kasaba ilçedeki okullar ayarına getiremediniz. Ne fiziki yönden getirdiniz, ne manevi yönden getirdiniz, ne şey. Ama her şeye rağmen orada bayrak dalgalanıyordu. Evet. İstiklal Marşı okunuyordu. Anne, genç anne pencereden çocuğu çıkarıp o okul kıyafetiyle okula girişine bakıyordu. Anne okula gidip öğretmeniyle çocuğunun sorunlarını görüşüyordu. Aydınlanıyordu o köydeki anne. Aydınlanıyordu öğretmen sayesinde. İki kişi aydınlatır köyü. İmamla öğretmen. Birini alırsanız yarım kalır aydınlanma. Yarım kaldı. Ben sendika başkanlığı yaptım. Bütün yani büyük konuşmayayım ama Afyon'un gidilmedik köyünü bırakmadım. Ve o kapalı okulları gördüğümde içim kan ağladı. Ben çocuk hayal ettim. Orada İstiklal Marşı okuyan, bayrağı göndere çeken, çocuklar şiir okuyan, bayram programı yapan çocuklar hayal ettim o köylerde. O köyler, köyün hayatıdır o ya. O hayat kaynağıdır o okul ya. Evet. Şimdi diyorlar ki işte sayı şu kadar düştü, birleştirilmiş sınıflar oldu. Hayır. Bakın şimdi. 4+4+4 sistemine geçtik mi? Geçtik. Ben onu istemiyordum ama geçildi. Devlet geçti. Kanun yapıldığı zaman boynumuz kıldan incedir. Bu 4 yıla indi mi? İndi. Ya o okula sen 4 yıllık okula inince tarih şey fizik şey matematik fen bilgisi vesaire şeyi 4'ten başlar esas itibariyle. 4'ten başlar. 3 öğretmenle o 4 yıllık bir köy okulunu 3 öğretmenle ya da 4 öğretmenle halledersin. Yaşatırsınız. Kaldı ki yani bu bir insan meselesi, bir insana hizmet meselesi, bir eğitim meselesi.
Sen çocuğu alıyorsun, mecburen alıyorsun. Yani kalmamış bir şey. Kapatıyorsun. Alıyorsun, arabaya yüklüyorsun sabah uykulu çocuğu. Erken kalkmak. Tarım işçisi götürür ama gibi. Erken kalkmak zorunda. Kendi köy, kendi okulunda olsa bir yarım saat daha uyuyacak orada çocuk. Ama bir yere gidecek. Binilecek, inilecek vesaire olacak. Ona bindiriyorsun o şey içerisinde. Kaza bela riski içerisinde. O çocuk zaten yarı uyanık, yarı uykulu gidiyor oraya. Öğleyin yemek veriyorsun. Peki çocuk sevmedi o yemeği. Asla yemiyor. Aç gidiyor. Aç bekliyor orada. Öyle değil mi? Evet. Ya da şirketler yapıyor. İyileri vardır ama işte basında görüyoruz. Zehirlenenler, yanlış yemekler, yanlış malzeme, şu bu filan oluyor. Bir de mesela kışın akşam oluyor. Karanlıkta çocuk geliyor. Soğukta, sıcakta, arabada. Çalışmadan yemiyor, yatıyor, yorgun oluyor. Denetleyen yok, eden yok. Öğretmen veliyi tanımıyor, veli öğretmeni tanımıyor. Yani bu çocuk nasıl olacak, nasıl gidecek falan diye. Gibi maddi manevi sorunlar var. Benim o zaman da söyledim şey görevdeyken. Niye mal olursa olsun köylere bayrak asılmalı, o okullarda cıvıltı duymalıyız. Tabii. Evet, öğretmen öğrenciyi tanımıyor deyince sizin dönemimizdeki okul öğretmen veli ilişkisine girelim. Şimdi tabii kimse kimseyi tanımıyor. Öğretmen öğrencisine bir şey yapamıyor. Bir 4 dakikamız kalmış. Oradan arkadaşım işaret etti hocam. Şimdi değer eğitimi diyoruz. Öğretmen evet. Öğrenci şeyinde. Ben yine bir kısa anımı anlatayım. Okul müdürüyüm. Baktım bahçede, büyük bahçe. Kenanpaşa'da. Kağıt mağıt atıyor çocuklar. Hakkından gelen bir beden eğitimi öğretmeni vardır, iyi bir çocuktu. Dedim ki hocam sabah derse başlarken bunlara mıntıka temizliği yaptır. Öğrensinler. Tabii. He. Tamam falan dedi o çocuk. Takip ediyorum tabii, erken gidiyorum ve pencereden bakıyorum ne yapılıyor, ne oluyor falan diye. Hakkından gelemiyor şey. Biz oraya zor imkanlarla çöp kovası falan da koyduk şeye, bahçeye. Dedim ki ben bunu öğretmeni azarlamakla, öğrenciye bağırıp çağırmakla halledemem dedim. Ben başka bir şey yapmam lazım dedim. Cuma gün mikrofonu aldım elime, bayrak merasim yapacağız. Bütün öğretmenler, 30'a yakın öğretmen, 400'e yakın öğrenci önümde. Memur, hizmetle hepimiz oradayız. Haftalık konuşmayı yapıyoruz. Eksikleri, şunları bunları söyledim. Özetledim. Benim bir de huyum vardı. Çocuklara sorardım. Önümüzdeki hafta ne yapılmasını istersiniz? Dedi. Mesela büyükler cesaret edemez konuşmaya. Bir tane çocuk birinci sınıfta, o zaman hiç unutmam. Hocam birinci saat beden eğitim dersi olanlar eşofmanla gelebilir mi? Dedi. Şeyden söylüyor, mikrofona çıkarıyorum. Herkesin önünde soruyor. Medeni cesaret kazansın çocuk diye. Tabii gelir ya. Ne demek dedim yani. O çocuk onu söyleyecek de biz hayır mı diyeceğiz orada. Neyse bitti. Dedim ki bir dakika şöyle dedim. Tam dedim 180 derece bir döner misiniz dedim. Öğrenciler, öğretmene İstiklal Marşı'nı okuduk. Döndüler. Bir dakika bekleyin dedim. İndim şeyden aşağıya. Gittim bahçeden. Çöpleri, kağıtları falan aldım. Kendim aldım. Götürdüm, çöp şeyine boş koydum, attım. Ondan sonra çıktım. Dedim iyi tatiller arkadaşlar dedim. Dağıldım bile. İnanın o okulda 6 yıl görev yaptım. Görevim bitene kadar kimse bahçeyi kirletmedi. Evet. Değerler eğitim bu. Oturup da konuşmayla falan olmaz. Davranışlı olacak. Kendin yaşayacaksın. Çocuğa yaşatacaksın. Çocuk görecek. Yapacak çocuk. Yahu çocukla bina yaptık. Beraber gittik şeye kum çektik. İlçenin hamamına beraber oturduk şeyine, Göbektaşı'na. Çocukla. Onunla beraber neşelendik, eğlendik, bilmem ne ettik filan. Onlar öğrendiler. Şimdi
Mesela şurada bütün öğrencilerim hemen hemen arkadaşım. Bir tane çürük öğrencim yok. İddia ediyorum. Vatana, memlekete, ailesine, ilçesine, köyüne zarar veren bir tek öğrencim yok. Bu değerler eğitimidir. Bunu yapacağız. Yaşayacağız. Öyle zil çalmadan çıkıp taksiye binip bırakıp gitme olmaz. Hocam şimdi ben genelleme yapmayayım. İstisnaları var ama var, bazı yöneticilerimiz tabii. Bugün tabii var. Bol miktarda var. Vali Beyin olmayanlar için söylüyorum. Vali Bey'in odasından konforlu odaları var. Afyon Karahisar'da. Ben pek çoğunun ya da bir kısmının diyeyim bahçeye çıktığını bile görmüyorum hocam. Neyse bir reklam arası verelim efendim. Kısa bir reklam arası. Hı. Özgül Termal'in sunduğu Mercek programı devam edecek. Özgül Termal'in sunduğu Mercek programı devam ediyor. Evet efendim, son bölümle tekrar sizlerle birlikteyiz. Hocam sohbetimize devam edelim. Evet. Ben bu atanamayan öğretmenler, ücretli öğretmenler konusundaki görüşlerinizi alayım. Arkasından da bu liyakat konusuna girelim hocam, girelim. Yöneticilerde. Şimdi burada eğitim fakülteleri ve öğretmen yetiştirme konusunun altını çizmek lazım. Liyakat konusunda. Atanamayan öğretmenler konusunda. Şimdi bütün illerimizde hemen hemen ben zannediyorum eğitim fakülteleri var. Edebiyat fakülteleri var. Burada formasyon olarak öğretmenliğe müracaat edebiliyorlar benim bildiğim kadarıyla. Pedagojik formasyon. Pedagojik formasyon ne demek? Çocuk eğitimi demektir. Çocuk formatı eğitimi. Çocuğu hani eğiteceksin, bir formata sokacaksınız ya, kendiyle barışık, ailesiyle barışık, köyüyle, akrabasıyla, ilçesiyle, öğretmeniyle, öğrenciyle, anasıyla, babasıyla, milletle barışık insan yetiştirir. Pedagoji, çocuk eğitimi. Şimdi bunu göstermelik yapıyoruz. Ben de gördüm şeyde, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde. Göstermelik. Hiçbir izi kalmadı üzerimde. Hiç. Şimdi bütün illere eğitim fakültesi. Ya bizim kaç öğretmene ihtiyacımız var? Yılda 100 bin. Bu 100 bin öğretmen nasıl ihtiyaç var? Özel okullarla birlikte. Ya da işte askeri okullar, özel okullar, diğerleriyle birlikte 100 bin. Kardeşim. Sen atıyorum 100 bin ihtiyaç var, 300 bin öğretmen mezun ediyorsun. 1 milyon öğretmen açığa çıkıyor. Ve bu çocuk sınıfa girip hayal ediyor. Ben 7 yaşındaki çocuğa çocukla uğraşacağım, adam edeceğim diye hayal kurarak, ideal olarak belki 15-20 sene o hayalle yaşıyor o çocuk ya. Evet. Ve o çocuk başka mesleğe yönlendiriyor. Bakın öyle bir şey ki bu devlet politikası olmadığı için eskiden de çok eski 2000 yıllarının 90'lı yıllarda veterineri öğretmen ettiler. Veterineri öğretmen olarak atadılar. İnşaat mühendisini öğretmen olarak atadılar. Ziraat mühendisini öğretmen olarak atadılar. Şu anda bu arkadaşlar ya emekli oldular ya da devam ediyorlar. Ben onların şahıslarına bir şey demiyorum. Ama o ziraat mühendisi ziraatla ilgilenmesi lazım. O hayalle yetişti. Veteriner veterinerlik yapması lazım. O hayalle yetişti. Yazık, günah değil mi? Şimdi orada yetmedi diye böyle bir atama yaptı. Başka bir ucube bir şey yapıldı. Branş değişikliği.
hizmetçi eğitim kursuna gittiler öğretmenler. Mesela beden eğitimi öğretmeni Türkçe öğretmeni oldu. Sınıf öğretmeni beden eğitimi öğretmeni oldu. Ya da Türkçe öğretmeni oldu. Bu kalp doktorunun doğum uzmanı olması gibi. Aynen öyle. Niye oldu? Niye yaptınız kardeşim? Şimdi değiştiren çocuk diyor ki büyük oranda. Benim diyor kendi ilime gitmem için diyor branş değiştirmem lazım. Kendi ilimde diyor sınıf öğretmenliği dolu diyor. Şimdi o kendi özel hayatı için dolu. Peki kardeşim sen sınıf öğretmeni formatında yetişmişsin. Yıllarca da o işi yapmışsın, tecrübeli hale gelmişsin. Türkçe öğretmenliğinde ya da tarih öğretmenliğinde nasıl olacak bu iş? Hocam ben tam orada bir şey anlatayım, sözünüzü unutmayın. Şuhut'ta çok eski zamanda bir gün imam rahatsızlanıyor camide. Bu yaşanmış bir şey. Evet. Bir öğretmen var orada. Diyorlar ki hocam geçti bu şeyi kıldır diyorlar. Teravihi kıldır diyorlar. Teravihin adına Ramazan'da. O da peki diyor. Başlıyor namaza. Secdeye varıyor cemaat. Secdedeyken camdan atlıyor gidiyor. Ben bu işi diyor yapamayacağım diyor. Yani değil mi? Şimdi böyle yapınca o çocuklara şimdi öğretmen tek. Ama dersine girdiği çocuk 10 değil, 20 değil, 30 değil, 40 değil. Senelerde yüzlere varıyor bu çocuk. Bir soru kaçırıyor, üniversiteye giremiyor. İki soru kaçırıyor, istediği branşa giremiyor çocuk. Evet. Binlerce çocuk önüne geçiyor. Şimdi sen ücretli öğretmen, ondan sonra kadrolu öğretmen, çakılı öğretmen, ondan sonra şu öğretmen, bu öğretmen diye çeşitlendirdin öğretmenleri. Kardeşim bir öğretmen yasası çıkar. Tabii böyle, bu eskiden geliyor. Bakın ben tek bir hükümeti yahut tek bir partiyi falan şey almış değilim, hedefe almış değilim. Bu geliyor işte eğitim enstitülerinden, köy enstitülerinden, öğretmen okullarından. Bizim 75-79 arası 2 yıllık köy, 2 yıllık eğitim enstitüleri, 3 yıllık eğitim enstitüleri vesaire problemler oralardan geliyor. Öğretmen okullarından geliyor problemler. Şimdi sen, biz de şu anda temel sorunlardan biri, eğitimin temel sorunundan biri öğretmen yetiştirmedir. Kim ne derse desin. Biz de süper öğretmen yetiştiremiyoruz biz. Fakültelerin eksiklerinden dolayı. Devletin yanlış politikasından dolayı. Ben size söyleyeyim. Üniversiteye girinceye kadar iş çok ciddidir. Girdikten sonra üniversite bitmez diye bir kayıt yok. Tabii. Hani demin dediniz ya siz sınıfta kalma geri geliyor diye. Üniversitede üniversiteyi bitiriyor. Girmek önemli oraya. Sonrası? Sonrası işte çıkıyor. Orada da iş şeyi yok. Kendi iş kur demek de doğru değil. Neyle kuracak? İşte devlet kredi veriyor. Ya da KOBİ'ler kredi veriyor. Bir krediyi aldı. 30 milyar lira. Bir şey yaptı. Olmuyor, yürümüyor. Battın. Batıyor. Yürümüyor yani öyle değil iş. Mesela neyin ihtiyaç olsa dahi toplumsal yapı, müşteri davranışları farklı bir şey. O da olmuyor. Ondan sonra asgari ücretle çalışmak zorunda kalıyor. Şimdi eğer üniversite mezunu çocuğa asgari ücretle çalış bir şey olmaz diyorsanız ben pes derim yani. Hocam bulsun da çalışsın. Bugün mühendisler iş bulamıyor hocam. Evet. Bir de şimdi yeni bir uygulama çıkardılar. Junior olarak eleman alıyor, mühendis alıyor. Evet. Böyle bir şey olur mu hocam? Bu 5 sene okumuş. Evet. 2 yabancı dili, 3 yabancı dili var. Layık mı bu hocam? Vallahi öyle. Şimdi mesela burada liyakat da önemli. Yetiştiriyoruz ya öğretmeni. Dekan atıyoruz ya okula, rektör atıyoruz ya üniversiteye.
Hoca alıyoruz ya ALES'le üniversiteye. Bir bakın üniversitelere, bir bakın bir. Nasıl alınıyor, kimler alınıyor üniversitelere? Evet. Ondan sonra okullara müdür atanıyor ya. Milliyet, ilçe milli eğitim müdürlüklerine, il milli eğitim. Eskiden beri. Yani eskiden sınav da yoktu. Siyasetçi oturuyordu şeye. Genel müdürün odasına. Şunu il milli eğitim müdürüne hazırlayın üçlü kararnameyi diyordu. Şunu ilçe milli eğitime hazırlayın diyordu. Ben bunları yaşadım. Benim abim siyaset yaptı, bakanlık yaptı. Evet. Allah'a şükür ben görev mörü almadım da. Gördüm ama olayı. Evet. Harama, günaha, yalana bulaşmamak için asla kabul etmedim bir şey. Ve 8 sene vardı emekli olmama yaş haddinden. 8 sene önce keyifle emekli oldum. Niye? Benim performansım artık düştü dedim. Düştü. Benim çekilmem lazım dedim. Benim yerime genç birisi gelsin. O sınıfa ak saçlı değil, simsiyah, mühür saçlı, mühür gözlü genç girsin felsefe derslerine dedim. Ve gönül rahatlığıyla ayrıldım şeyde, öğretmenlikten. Bıraktım. Şimdi yazılı yapıyorsunuz. Rahmetli Ecevit döneminde çıktı biliyorsunuz KPSS. O şeyde, hükümette. Üçlü koalisyon hükümeti döneminde çıktı. Yanlış hatırlamıyorsam. Neydi o? Dur şeyine göre, branşına göre sınava girecek çocuk atanacak. Nereye atanacak? Müdürlüğe atanacak, maunluğa atanacak, ilçeye, ile, öğretmenliğe, şuna memurluğa, şuna buna, nereyse, nereyse. Yapan geçecek. İyi. Bir iki sene ya, uygulandı bu. Sonra mülakat yapacağız dediler. Yani belli mesleklerde mülakat olur. Mesela beden eğitim dersi için, müzik dersi için, resim dersi için veya aklıma gelmiyor bazı özel özellik arz eden, yetenek isteyen şey konularda elbette mülakat yapılacak. Ama şeffaf, onu da herkesin önünde yapacaksın. Kameranın önünde yapacaksın. Yap ya, o birisi bu ülkenin vatandaşı, öteki başka ülkenin vatandaşı mı? E sen ne yapıyorsun? Yazılı yaptın. Geçti, adam almış 80. 80 almış yazılıdan. Belki 60 almış. 50 almış. 55 almış. Şimdi sözlü yapıyorsun mülakat. Ve mülakatta soruyorsun Galatasaray Fenerbahçe'yi ne etti geçen hafta? Misal. Sorular bunlar. Ondan sonra çık dışarı. Ondan sonra şimdi 80 alan arkadaş. Ya 19 veriyor. Kaç etti? 99. 60 alan arkadaşa da 40 veriyor. Kaç etti? 100. Bitti. İşin içine ettiniz ya. Olay bundan ibaret. Evet hocam. Liyakati konuştuk da şimdi muaşeret kaideleri. Evet. Okullarda. Evet. İşte değerler geliyor. Değerler eğitimi. Vallahi hani derler ya, hocanın dediğini tut, gittiği yoldan gitme. Hayır, hoca hem dediğini yapacak hem doğru gidecek. Rol model olacak. Herkes bulunduğu yerde kimi yönetiyorsa, kimin üzerindeyse, bu banka da böyledir, nüfus da böyledir, bilmem okul da böyledir, üniversite de böyledir, şu böyledir. Kim bu işi yönetiyorsa rol model olacak. Eğitim de bu bir numaradır. Felaket bir şeydir yani. Evet. Rol model derken hocam, ben size buraya davet ederken demedim ki hocam kravat takın, takım elbise giyin diye. Fakat şimdi baktığımız zaman okullarımızda olsun, hastanelerimizde olsun, doktoru tanıyamıyorsunuz, öğretmeni tanımıyorsunuz,
Ve yeni Milli Eğitim Bakanı'nın bir uygulaması daha var. Gündeme getirdiler, hatta yayınlandı da ama daha başlamadı. Tüm erkek ve kadın öğretmenlerin beyaz önlükle sınıflara girmesi. Bakın, canlı yayın yapıyoruz ve dünya izliyor değil mi? 85 ülkede. Ülkede. 9 yıl sendika başkanlığı yaptım. Sivil toplum örgütünün başındaydım. Dolu dolu 9 yıl. Şu kadar insan. Bir tanesi diyecek ki, seni ben filan yerde kravatsız gördüm. Takım elbisesi gördüm. Ayakkabın boyalı değildi. Sakalın uzamıştı. Bir Allah'ın kulu, Allah rızası için düzgünce, doğruca diyecek, ben ne derseniz öyle yapayım. Şimdi bu kılık kıyafet yönetimi FETÖ zihniyetinden geldi. Disiplini ve ilişkileri bozmanın şeylerinden biri bu, kademelerinden biridir. Şimdi düşün, sınıfa giriyor şu anda. Sakal burada. Bıyık böyle. Saç düğmeli ya da bırakılmış. Alt ayağında kot. Keten ayakkabı. Üzerinde başka bir blücin, cin diyorlar. Blücin, bir şey diyorlar. Ondan falan filan sınıfa giriyor. Kılık kıyafetle değerler mi olur? %100 olur. Caminin hocası minbere öğretmen gibi durabilir mi? Evet. Kot pantolonla, kot ceketle. Cemaat ne der, ne der onu? Öğrenci seslenmez. Belki de sesleniyor, tartışılıyor belki de sınıfta. Kardeşim, öğretmen bütün dünyada rol modeldir ve herkese örnektir. Eski öğretmenleri bilirsiniz. Benim öğretmenim caddede, çarşıda, caddeden geçerken, bak yemin ediyorum hilaf falan yok. Ya oturan, kapının önünde oturan adam ayağa kalkardı. Sanki şey geçiyor, cenaze geçiyor ya da İstiklal Marşı okunuyor. Kalkardı. İyi günler hocam, hayırlı günler hocam, nasılsınız vesaire, şu bu diyor. Belki de öğretmenin adını sanını bilmiyor. Evet. Adam. Ben de 35 yıl bir hafta öğretmenlik yaptım. 35 yıl bir hafta meslek. Ya öğretmen iyi giyinmeli. Öğretmen düzgün konuşmalı. Öğretmen ahlaklı olmalı. Öğretmen dürüst olmalı. Bir de öğretmen şu tarafını hiç demezler. İhtiyaç sahibi öğrencileri tespit edip onun ihtiyacını kimse duymadan, görmeden, hissettirmeden halletmesi lazım. Onu rencide etmeden. Okul müdürü ve öğretmen. Ben okul müdürüken şöyle geri çekilir, kış günü falan çocuklara bakardım ayaklarına. Kara lastikli ayak, okula gelmiş çocuk buzda. Lastik ayakkabı ayağında. Mont yok üzerinde. 17-18 yaşında bu çocuk. Bana ne yaparsa yapsın denir mi ya? Hocam siz şimdi az önce ifade ettiniz. Öğrencilerinizi tanıyorum dediniz, tanırım şöyledir, evet, böyledir dediniz. Şimdi öğretmene sorduğunuz zaman öğrencisini tanımıyor, durun diyor, ben diyor bir deftere bakayım da fotoğrafına, fotoğraftan tanımaya çalışıyor. Evet. Var mı böyle bir şey? Vallahi yok. Vallahi bu şimdi o, bak o çocuk %100, o çocuk da öğretmen, çocuk da genç de %100 suçlu değil. Öyle yetiştiriyorsunuz. Sistem öyle yetiştiriyor ya. Sen yönetmeliği, kılık kıyafet yönetmeliğini çıkarmasın, öğretmenin giyebilir mi? Şimdi önlük. Önlükle tartışılacak. Zannedersem bildiğim kadarıyla bakan zorunlu bırakmadı onu. Zorunlu değil yani. Önlük, beyaz önlük. Ama beyaz önlük zaten vardı. Mesela böyle bir yönetmeliğe falan gerek yoktu. Tebeşirle çok uğraşan, bilhassa matematik ve fen bilimi öğretmenleri beyaz önlük giyerdi, kadın ve erkek. Ve kadınlar döpiyes giyerdi, şöyle
düzgün ayakkabısı, eteği, şeyi, bluzunu bilmem, saçları falan düzgünce taralım filan. Şöyle çekinirdik yani, o ağırlık verirdi ona. O kılık kıyafet ağırlık verirdi bu öğretmene ya. O beyaz giyerlerdi, yani unutuldu o. 80'li yıllarda, 70'li yıllarda beyaz önlük giyiyordu. Bayanlar da, baylar da. Benim fotoğraflarım var öğretmenlerle, beyaz önlüklerle. İyi bir şey. Ama keyfi, esas mesele o değil. Esas mesele ana kılık kıyafet. Evet, biraz sizlerin de payı yok mu hocam? Yani sizlerin derken... Vardır yani, ben de idarecilik yaptım. Sendikacılık da yaptınız. Yaptım. Yaptım, var. Evet. Evet. Var, şimdi şeyden tazyik geldi, üyelerden, serbest kıyafet tazyiği geldi. Ben mesela tazyik geldi, okullara gittim, hiç durmadan okullara gittim. Gittim, bu konuyu tartıştım. Yani kravat zorunluluğu kalksın filan konusunu sendika, genel merkezi politik olarak kabullenmiş. Bize de diyor ki böyle olacak bu iş diyor falan. Ama ben öyle olduğu halde kendim soyunup dökünüp kot pantolonu giyip falan gitmedim okula. Bakın bir daha söylüyorum. Bir gün bir tek okul müdürü, öğretmen, hizmetli, memur hepsi tanır arkadaşlarım. Hepsi tanırlar aşağı yukarı. Köylerdeki, ilçelerdekiler de tanırlar. Sağ olsunlar. Desinler ki bu adam bizim okula bozuk kıyafetle geldi ya. Hocam eskiden tabii öğretmenleri konuşuyoruz bu anda da bütün devlet memurları öyleydi. Tabii tabii tabii, ben öğretmen olduğum yani, için o demir yolları konu da öyleydi. Eğitim olduğu için. Evet. Evet. Tabii öyleydi. Tabii herkes yani zorunluydu. Daha önce şapka da zorunluydu mesela. Evet. Biz okullarda da öğrenciye de şapka zorunluydu. Bilmiyorum siz giydiniz mi? Yok, biz giymedik de biz evet. Ay yıldızlı şimdi polislerin eski şapkalarına benzer lacivert ve sarı kuşaklı. Biz ortaokul ve lisede 6 sene giydik, yaz kış. Kızlar da giydi ve yakışıyordu da. Hoşumuza, yani o zaman belki kızıyorduk, öğrenciydik filan da. Şimdi evet. Hatırlıyorum, yakışıyordu da yani. Hocam eğitimcisiniz, programımızın da sonuna geldik. Evet. Meslekteki öğretmenlerinize, meslektaşlara, tabii öğrencilere... Mesajlarınızla ben programı izninizle kapatayım. Evet. Arkamızdan çünkü bir canlı yayınımız daha var. Var. Onların hakkına tabii, tecavüz tabii, tabii, etmeyelim. Etmeyelim inşallah. Valla işini herkes ciddiye alsın. Öğretmen de, öğrenci de, devlet de, politikacı da, bakanlık da, bakan da, bütün kurumları söylüyorum, işini ciddiye alsın ve sevsin. Yani idareci akşam yastığa başını koyduğu zaman ben yarın nasıl bir yenilik, ufak bir şey, bir herhangi bir şeyi nasıl yaparım, ne yapmam lazım diye düşünmesi lazım. O kadar anılarım var ki, o kadar güzel anılarımız var ki, üzücü de anılarımız var. Yani anlatmakla bitmez. Mesleğini sevecek, işini sevecek insanlar, insanı sevecek, milleti, devleti, bayrağı, İstiklal Marşımızı, ordumuzu seveceğiz. Evet hocam. Sevgi her şeyin başı, evet, sevgi. Teşekkür ederim. Sevgi deyince isterseniz ben bir haberle programı kapatayım efendim. Bildiğiniz gibi 33 tane kahraman evladımızı kaybettik. Evet. Bunlardan birisi Tekirdağlı bir onbaşı Nihat Kara. 2019'da Kuzey Irak'ta yaralanmış, gazi olmuştu. 2 gün önce gönüllü olarak gitmişti İdlib'e. Onun vefatından önce, şehadete ermeden önce arkadaşlarına çektiği bir telefon mesajı var. Evet. Mesajda şu şekilde hocam. Sizden ricam, sakın Suriye'de ne işimiz var diyenlerden olmayın. Gittim, gördüm. Tam da olmamız gereken yerdeyiz. 7 düvel bir olmuş. Rejimi, Rusyası, dua edin yeter, selamet de demiş hocam. Ne işimiz var Suriye'de diyen gaflet ve delalet içindedir. Hıyanet içinde diyemeyiz. Herkes vatanını milletini sever ama gaflet ve delalet içindedir. Suriye'ye girmeseydi bu Türk ordusu, şimdiye Türkiye'nin başına
bundan çok çeşitli daha kat be kat belalar gelecekti. Bakın bir geçen de bir şeyde vardı, askere soruyorlar nereye Mehmetçik diye, ne diyor? Kızıl Elma'ya diyor. Ailene bir şey diyecek mi diyor? Beklemesinler diyor. Evet. Olay bitmiştir yani. Evet. Bu noktaya geldiyse vatandaş korkmayın. Devlete, millete, vatana, bayrağa hiçbir şey olmaz. Bu devlet, bu millet, bu ordu bu işi çözer. Evet. Milli evet. birlik ve beraberlik sağlanmıştır. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Programa katıldığınız için. Sürçülisan ettikse affola. Ne demek efendim, olur mu öyle şey? Şehitlerimizin gününde ağzımızdan yanlış bir şey kaçtıysa özür dileriz. Evet, ben Allah de. Allah rahmet eylesin hepsine de. Ben de aynı dileklerinize katılıyorum efendim. Sağ olun. Evet, 33 kahraman evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Elbette ki mekanları cennet. Yarın öğle namazından sonra Dinar'da Piyade Yüzbaşı Süleyman Şahin'in cenaze namazı kılınacak ve ebedi istirahatgahına defnolunacak. Kanal 3 ekranlarından da canlı olarak yayınlanacak efendim. Evet, Haber Kurye'yi takip etmeyi unutmayın diyorum. Ben programımı kapatıyorum. Sizlere iyi akşamlar diliyorum. Haftaya yeni bir konu ve konukla olmak dileğiyle iyi akşamlar. Sağlığınıza, insanlığınıza iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Özgül Termal Mercek programını sundu.